Kardan Adam başlıyor. Efendim Doğu'nun Yıldızı Kardelen TV'den selamlar, saygılar sunuyoruz. Kardan Adam programından. Öncelikle ana sponsorumuz Güvenlik Hipermarketlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasını sağladığı için. Evet, bugün programımıza yine Palan Döken'den devam edeceğiz, başlayacağız. Ama öncelikle bir misafirimiz var. Artık misafirimiz değil, programımızın sunucularından olacak, tercümanımız olacak. Evet, Kırım Türklerinden sevgili Ayşe bundan böyle Kardan Adam programında tercüman olarak görev yapacak. Ara ara da muhabbet, sohbet edeceğiz, şakalaşacağız ve değil mi? İstediklerimizi yapacağız. Evet, ben sözü Ayşe'ye kısaca vermek istiyorum. Bir merhaba desin. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim, şimdi ben az önce Ayşe Hanım Efendi'ye sponsorlarımızı tanıtmasını söyledim, hazırlık yaptırdım. Bakalım kendi ağzıyla sponsorlarımızı hatırlayabilecek mi? Evet, sponsorlarımızı sizden alalım Ayşe. Erzurum Evreli'ne teşekkür ediyoruz. Karspor'a teşekkür ediyoruz. Serlalus'taki çiğ köftecisine teşekkür ediyoruz. Mecid Kafe'ye de teşekkür ediyoruz. Medcezir Kafe'ye de teşekkür ediyoruz. Efendim, o da bizim aramıza yeni katıldığı için. Ve Kardan Adam bütün hızıyla başlıyor. Yakutiye Spor Kulübü, Kayak Kulübü daha doğrusu. Sevgili seyirciler, burada hazırlıklarını yapıyor. Kayak öğreniyorlar. Hocamız da burada. Hocamız merhaba. Merhabalar. Efendim, önce sizi bir tanıyalım. Adım Erdal Uraler. Yakutiye Spor Kayak Hocasıyım. Evet. Hocam, kaç öğrenciniz var? Şu anda burada mevcut olan 200 öğrencimiz var. Sezon başlarından itibaren hafta sonları devam ediyoruz. Ve 15 tatil süresince de devam edecek. Bilenler var mı kademeli olarak? Evet, yarışçı gruplarımız var bizim, sporcu gruplarımız. Artı bu seneki gelen yeni sporcularımızdan da yetenekli olan sporcularımızı yarışçı olarak ayıracağız ve geleceğin sporcuları olarak devam edecekler. Biz de Yakutiye Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten gençleri, çocukları böyle güzel etkinlikte yetiştiriyorlar. Hocam, size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kardan Adam bütün hızıyla devam ediyor. Gel. Ayşe, bir sorsana bakayım, ne yapıyor? Nasıl? Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Serinay. Ne zamandan beri kayıyorsun Serinay? 2 seneden beri. 2 seneden beri, sen o zaman bu işi biliyorsun. Hı hı. Evet. Kolay gelsin. Güle güle. Evet, şu anda
Yakutiye Spor Kulübü kayak takımı şu anda yukarıda hazırlandı. Bu tarafa doğru gelecekler. Biz de sevgili kameramanlarımız eşliğinde o görüntüleri alacağız. Kayıyor musun? Evet. Öğrendin mi? Evet. Aferin sana. Merhaba. Merhaba. Dadaş bak gördünüz mü sevgili seyirciler? Dadaş. Delik. Hı? Merhaba, sıkı tut. Ha, sıkı tut. Nasıl, öğrendin mi? Aha. Aferin sana. Ne zamandan beri kayıyorsun? Geçen seneden. Geçen seneden beri? Yok ya, sen yarışmalara katılacak mısın? Olur. Olur. Tamam, iyi. Hadi gidelim de. Allah Allah. Olur. Ayşe, ne yapıyorlar arkadaşlar? Kayıyorlar, dağa çıkıyorlar. Evet. Şeyler yapıyorlar, ulan, öğreniyorlar. Öğrenci. Ama ben onların kadar yapamam. Yapamam. Duramam bile. Ayakta duramıyorum, sakarım, düşüyorum. O zaman sen de leğenden kay. Leğen var mı? Kayayım. Tamam, kara poşet de getirelim. Tamam, olur abi. Bu hepsini kayıyor ya. Merhaba. Merhaba. Ne zamandan beri kayıyorsun? Geçen seneden. Öğrendin bu işi yani? Evet. Başarılar diliyorum. Deli sevgili seyirciler. Şu anda görüntülerimize de geliyor sevgili seyirciler. Yakutiye Kayak Spor Kulübü'nün öğrencileri, hocaları nezdinde kar sapanı yaparak aşağıya doğru gidiyorlar. İşte karın adam diyorlar. Gülmedi hayat, kaderi berbat, merdo merdo, burası gurbet, burası gurbet. Kaderi berbat, merdo merdo, burası gurbet, burası gurbet. Gelme demedin mi merdo, dönme demedin mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi, söylemedim mi? Gelme demedin mi merdo, dönme demedin mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi, söylemedim mi? Böyle iyi yani? He, böyle iyi. He, iyi dinledim. Çok iyi. Niye önümden geçtin? Canım öyle istedi. Canım öyle istedi. İstemez mi? Tamam, bir şey demedik. Hemen de kızırıyor.
Sevgili seyirciler, şu anda artık tercümanımızın da söz hakkı geldi. Biz de tercümanımız Ayşe'ye vereceğiz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de kendisi röportaj yapacak. Bakalım ne diyecekler. Mikrofonu ben Ayşe'ye veriyorum. Ayşe kaldı gidiyor sevgili seyirciler. Ayşe, mikrofonu sende. Sor bakalım Erzurum. Hoş geldiler Erzurum öncelikle. Добро пожаловать в Erzurum. Как вам здесь? Да, нам очень понравилось. Мы прилетели сюда по рекомендации друзей. Достаточно ожидания наши оправдались. Сказали, что будет комфортно, весело. Нам очень нравится Турция. Нам очень понравился Гаванский курорт. Здорово, снег хороший, правда. Ну, все хорошо. Мы будем все приезжать, друзьям скажем. А вы в Эльзруме гуляли? Ходили, видели достопримечательности? Мало, мало гуляли, больше ездили на такси. В следующей поездке будем гулять, потому что у нас самолет на 2 дня задержался. И мы вместо 7 дней оказались здесь всего 5 дней. На русском можно. Пусть все долго прилетели, да? Ой, то не вечер, то не вечер. Мне мало спалось. Мне мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Ладно, супер. Супер, супер, супер. До свидания, всего хорошего. Еще привет, благодарят вас за хорошо. И мы вам всего хорошего вам желаем. Спасибо. Sevgili seyirciler, diyorlar ki önce konuşmamızda, röportajımızda Ayşe de biliyor. Diyorlar ki siz geçen hafta diyor Başçakma köyüne gitmiştiniz. Orada Tatar böreği yemiştiniz. Biz onları izledik. Biz de kavurga yemeye geldik buraya diyorlar. Palandöken diyor çok güzel diyor. Krasiva diyorlar. Ayrıca bizim için de değil mi Ayşe müzik söylediler. Evet. Nece söylediler? Rusça söylediler. Rusça eski şarkılardan biri. Böyle evet. Köyle de söyleyen şarkılardan. Çok peki eski. Erzurum'u nasıl bulmuşlar? Erzurum'u arkadaşları söylemişler, tavsiye etmişler ve çok memnun kalmışlar. Seneye de yine tekrar buraya gelecekler. Ha. Yarın uçakları varmış, gidiyorlar. Ha, bir de Beley dediler değil mi? Hı hı. Çok güzel, çok sevmişler. Erzurum. Yani aşırı derecede sevmişler. Öyle böyle değil. Yani çok sevmişler. Şehri gezmeyi şansı, fırsatı olmadı. Niye? Çünkü zamanı az kaldı. Kayak yolları sevmişler. Zamanın çoğunluğunu kaydılar, dağda geçirmişler. Evet sevgili seyirciler, o öyle tercümanlık yaptı, ben de öyle tercümanlık yaptım Beley. Devam ediyoruz. Kardelen, merhaba. Bizim televizyonun adı ne? Bak burada yazıyor. Gördün mü? Kardelen, değil mi? Ne öğreniyorsun burada? Kardelen. Kayıyorum. Annemle geldik kaymaya. Hı. Kızakla mı kayıyorsun? Evet. Bravo sana. Peki. Çünkü kayak takımı almadı, param yoktu, alamadık. Tamam, bugün sen paralarını biriktir, kumbarana at. Tamam, alalım. Erzurum'da mı duruyorsunuz? Antalya'da. Antalya'da. Peki Erzurum nasıl? Beğendin mi? İyi. Güzel. Aa, gözlüklerin de çok güzel. Aa, benim gözlüklere benziyor. Dur, saçlarımı darayım. Aa, ne kadar. Senin arkadaşın var mı? Evet. Kaç tane? 5 tane. Allah Allah, 5 tane. Bir göster kameraya. Benim 5 tane arkadaşım var ama... Ha, onlara ama buradan onlar... selam gönderdi ki... Arkadaşların isimlerini saydı ki gelin buraya, gelin. Palandöken çok güzel. Ben artık arkadaşlarımı seviyorum, oyun oynuyoruz. Ha. Ödevleri, sayıları öğreniyoruz. Bak sen. Evet. Peki şarkı da söylüyor musunuz? Evet. Mesela hangi şarkıyı söylüyorsunuz? Ben flütle tansiyonumu söylüyorum. Hı. Bazen de babamın telefonunda yardım var, çekiyorum. Aa, harikasın. O zaman sen şarkı söyler misin bana? Hı hı. Hadi söyle. Tavsanım, minik tavsanım. Oraya da bak. Tavsanımın patikleri eskimiz, yatımız. Tavsanım ağlar. Tavsan bana baksana, tiki tiki yapsana. Tavsan bana baksana, tiki yapsana. Harikasın. Çak yapalım. Ay, nasıl vurdun öyle ya? Öyle.
Kardelen ne yaptın bana öyle ya? Ne kuvvetliymişsin sen. Falan dükenden demek geldin, buranın havası hoşuna gitti güzel. Hı. Kuvvetlendin değil mi? Hı, anladım. Bunların adı ne biliyor musun Kardelen? Hı? Biliyor musun? Leven. Leven. Aa, ne güzel. Annen nerede? Hey, bir annene merhaba diyelim. Gel Kardelen. Mikrofonu sen tut. De ki anne, Erzurum'u nasıl buldun? Hadi tut. Anne, güzel mi burası? Evet, burası çok güzel. Sen de beğendin mi? Evet, seviyorum anne. Amcayla güzel sohbet ettiniz mi? Hı hı. Ha, bak şimdi onunla seni kaydıracak, biliyor musun? Anne, kızakla kayılır. Ne? Onunla da kayılır kızım. Eskiden kızak yoktu, onunla kayıyordu çocuklar. Ya. Ya. Annesi bu ne kadar şirin ya. Öyle mi? Vallahi bana bir vurdu, gördünüz mü, düştüm ben. Oo, öyle mi? Efendim, o kadar güçlü Erzurum demek mu, ki. Antalya mı? Erzurumluyuz, Antalya'da yaşadık. Oturuyoruz. Şimdi tekrar Erzurum'a geldik. Aha. Erzurum'a geldiniz. Evet. Zaten Erzurum'u biliyorsunuz. Evet, evet. Başka kayak merkezlerine gittiniz mi hiç? Başka gitmedim, hayır. Gitmediniz? Hayır. Sarıkamış'a niyetlendik de. Bayağı övdüler hatta. Burası kadar bilmiyorum var mı? Annesi bir röportaj yapalım beyefendiyle de. Annenle beraber yapalım. Murat Han kaymaktan terlemiş. Neyle kaydın Murat? Onunla. Kızakla. Kızakla kaydın. Evet. Aşağıya kadar gidebiliyor musun onunla? Gidiyor. Zevkli oluyor mu? Evet. Beğeniyorsun yani. Vallahi süper. Evet. Annemiz mi? Annem, evet. Evet. Anneye de selamlar göndereceğiz buradan. En azından izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Oradan izlerken biz izlerseniz oradan selam gönderiyoruz. Şimdi Kardelen, senden biz beğenine kayalım mı? Tamam. Annesi, biz mikrofonu alalım. Tamam. Buyurun. Biz Kardelen hanımefendiyle şöyle şuraya kadar kayalım. Olur mu? Fazla gitmeyelim. Çünkü abi küçük sana. Aa! Dur dur, sana bir tane arkadaş gel. Ayşe sen gel. Beraber yarışın. Hadi bakalım. Aa! Hadi bakalım, otur bakayım. Sen de ona otur. Ha. Evet. Aşağı kadar mı gidelim? Yok, şuraya kadar. Bak şuraya kadar orada duracağız, tamam? Tamam ki. Durduramazsın ben o zaman. Gittiysem gideceğim. Ben? Yolun sonuna kadar gideceğim. Yolun sonu görünmüyor ama. Yuvarlanıp gideceğim. Vallahi sen tam Erzurum bak Türkçesini biliyorum. Vallahi süper. Kardelen, sen şunu bir geç Ayşe ablanı, olur mu? Hadi yarışın bakalım. Şuraya kadar ama şuraya kadar. Bilmiyorum nasıl düşüneceğim. Hadi bakalım o zaman. Haydi bakalım, kayalım. Şuraya kadar, şuraya kadar zaten. Fazla değil. Ha, hadi gidin. Başla. 1, 2, 3. Kardelen başla. Aferin Kardelen'e. Evet, Kardelen gidiyor. Evet, Ayşe Hanım peşinden. Evet, Ayşe takip ediyor. Sevgili seyirciler, Ayşe yan gidiyor. Kardelen önden gidiyor. Evet, 1 metre var aralarında. Evet, Kardelen bu arada tökezledi. Ayşe sağa sola gidiyor. Evet. Ne kayıyorsun maşallah Kardelen, süpersin. Devam et, devam et. Tamam, yeter. O zaman şöyle yapalım. Kardelen kalk. Şimdi ben. Ben biliyorum. Sen süpersin ya. Aha, Ayşe gidiyor. Tercüman gitti sevgili seyirciler. Ben biliyorum nasıl atacağımı. Sen biliyor musun? Hoşuna gitti. Evet. Ama öyle duramazsın. Bilemezsin ki. Öyle duramazsın. Yum, 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 yum
nanay topkap güldüm. Nanay, nanay, esmer yârimsin nanay. Nanay, nanay, kendim olumsan nanay. Bahçalarda
Sevgili seyirciler, şu an hatta makuleli. Olmadı, bir daha tamam. Yok. Çok da güzel. Tamam, devam et. Olmadı, bir daha devam. Sevgili seyirciler, şu an atlama kulelerindeyiz. Sizin için... Kardan adam burada. Palanöken'e biraz ara verdik sevgili seyirciler. Şimdi de Erzurum'umuzun göze kulelerinden biri olan atlama kulelerine geldik ve teras kısmına çıktık. Sevgili Ayşe ile birlikte Erzurum'da nerede güzel görüntüler varsa onları çekip yayınlamak istiyoruz. Efendim öncelikle ana sponsorumuz Güvenlik Var Marketlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yanında Erzurum evlerine çok teşekkür ediyoruz. Karspor mağazası Serdar Usta Çiğ Köfte'ye teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Met Cezir Kafe'ye teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Programımıza bütün hızıyla devam ederken Ayşe de tabii ki yanımızda. Ayşe bugün birlikte programı çekiyoruz. Şu ana kadar izlenimlerini alabilir miyiz? Neler gördün, neler yaşadın, memnun musun? Erzurum'dan memnunum, soğuktan memnun değilim. Çok soğuk, sıcak yerlerden geldim. Soğukları çekemiz, hastayız. Ama güzel yerleri de var. Mesela nereler? Dağlar, burası işte. Bayırlar, ovalar, kuzular diyebiliyoruz sevgili tercümanımız sevgili Ayşe. Teşekkür ederiz Ayşe. Efendim programımıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Avrupa'nın gözde mekanlarından birisi olan atlama kulelerindeyiz sevgili seyirciler. Şu anda misafirlerimiz var. Onlara bir merhaba demek istiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nereden geldiniz efendim? Ben Edirne'den geldim. Edirne'den geldiniz. Siz nereden geldiniz? Muğla. Muğla'dan. Efendim, Aydın. Aydın. Ben de Edirne. Edirne. Maşallah, subhanallah. Erzurum'u nasıl buldunuz? Erzurum'u gayet iyi bulduk. Biz Eleşkirt'te öğretmenlik yapıyoruz. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde. Maşallah. Canımız sıkıldığı zaman gelebileceğimiz nadir yerlerden birisi Erzurum. Erzurum. Siz nasıl buldunuz? Vallahi güzel, ilk gelişimiz değil. Üçüncü oldu herhalde atlama kulelerine gelişimiz. Yani Erzurum'da en güzel yerlerden biri yani. Atlama kuleleri manzarası olsun. Gayet hoş bir mekan. Vallahi yani. Hanımefendi siz nasıl buldunuz? Pardon, özür dilerim, yanlış oldu. Sevgili seyirciler, karıştırdık. Efendim size çok kolay bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Sürüm sürüm sürülen şey nedir sizce? Sürüm sürüm sürülen şey. Sürme. Krem mi? Harika. Peki size de bir kolay soru soralım. İşi olmayan esnaf ne yapar sizce? Hırsızlık yapar. Sizce? Müşteri toplar herhalde. Başkanım? Sinek avlar. Harikasınız. 10 üzerinden 10 puan. Hediyeleri hazırlayın sevgili dostum. Serdar Usta'nın çiğ köfteleri de var. Efendim Erzurum'umuzda çok değerli bir ustamız var. Kendi imalatı. Çiğ köfte, Serdar Usta'nın ama bir tadalım. Şöyle sizler için ikram... Aveyle iyi gitmez ama olsun bir deneyelim. Olsun, iyidir. Dokunmaz zaten. Efendim buyurun. Bunu zaten size bırakıyorum. Teşekkürler. Kolay bir soru daha sormak istiyorum. Müsaadenizle efendim. Hangi saatte çay içilmez? Zaten amacımız sevgili seyirciler tebessüm etmeleri. Zaten tebessüm ediyorlar. Evet. Buradan... Eşref sahne mi? Peki, onu değiştirelim. Başka bir soru daha soralım. Evet. Efendim, bir arkadaşımızın birisi akşam yatmış, uykusu kaçmış. Ondan sonra canı sıkılmış, kalkmış, etrafta dolanmaya başlamış. Yataklığın etrafında. Neden? Karnı acıkmış. Susamış. Ne yapılamadım? Uykusunu mu arıyormuş? Evet. Buldu. Buldu değil mi? Bildi. Ayşe, onlara hediye verelim o zaman. Ne verelim? Güvendik İpar Market'ten. Evet. Ana sponsorumuz Güvendik İpar Market'ten. Hanımefendiye birini verelim. Erzurum spor forması. Erzurum'u hatırladığınız zaman o da yanınızda olsun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Edirne'ye, Trakya'ya buradan selamlar sevgili seyirciler. Kardan'dan bütün hızıyla devam ediyor. Size birkaç tane soru soracağım. Hangi saatte çay içilmez? Erzurum'da bulunup dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir hastalık. Erzurum'da bulunup dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir hastalık. Ortalığın hastalığı mı?
Tebrik et. Tebrik ederim. Ortalığın hastalığı. Peki. Bir adam akşam yatmış, uykusu kaçınca tutmuş yatağın etrafında koşmaya başlamış. Neden acaba? Uykusu kaçınca yatağını ısınmak içindir. Sizce tufan tut. Bence de ısınmak içindir. Spor için. Kadın yataktan atmış olmasın. Ben teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Atlama kulelerine geldik gördüğün gibi Ayşe. Evet, gördük. Güzeldi. Kalandöken'de de hava güzeldi. Evet, çok güzeldi. Erzurum'un bugün havası çok güzel aslında. Leğenden de iyi kaydık ha. He. Allah'tan yuvarlanıp... Allah'tan ne? Allah'tan yuvarlanıp dana gibi aşağıya gitmedik. Hadi canım işte gördün yuvarlana gitti. Ama yine de kardan adam kazandı. Kardan adam kazandı değil mi? Evet, kardan adam. Atlama kuleleri de güzel. Güzel. Oradan da leğenlerle isterseniz kayarız. Oradan evet. Allah, bu da iyi ya. Sevgili seyirciler hemen orada leğenlerle kayacakmış. Öyle olur mu? Olur. Bakalım olur mu? Olmazsa kaymaz. Kaymayacağız. İyi. Sevgili seyirciler bizi izleyen tüm izleyicilerimize gelsin diyorum. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melun melun, kal melun melun. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşımı sil melun melun. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşımı sil melun melun. Elvan çiçekleri takma başına, elvan çiçekleri takma başına, kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşımı sil melun melun. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşımı sil melun melun. Gördün mü? Gördüm. Hem leğende kayıyorsunuz, kazanıyorsunuz, hem burada şarkı söylüyorsunuz. Ne kadar yetenekli bir kardan adam. Allah Allah. Sevgili seyirciler, kardan adam bütün hızıyla devam ediyor. Evet efendim, Kardelen TV izleyicilerimize de armağan olsun bu güzel Urfa türkümüz. Ve tabii ki misafirlerimize, salonumuza bulunan tüm misafirlerimize armağan olsun. Alkışlıyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Thank you.
sarhoş olursan, sen düşenmişten sonra pişman olursan. Düşünme, düşünme demek içme, içme. Sarhoş olursan, sen düşenmişten sonra pişman olursan. Kardan Adam bütün hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi Kardan Adam her yerde var. Bugün de Erzurum'umuzda önemli bir maç var. Nerede var efendim? İşte Recep Tayyip Erdoğan kapalı spor salonunda voleybol takımlarının müsabakası var. Şu anda aldığımız bilgilere göre tabii ki ikincilik müsabakası yapılıyor sevgili seyirciler. Erzurum Palandöken voleybol takımı ve ayrıca da Kahramanmaraş'tan rakipleri şu anda Erzurum 2-1 önde gidiyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi burada coşkulu taraftar var. Erzurumlular, Yenişehirliler takımlarına büyük destek veriyorlar. Biz de sizler için bu görüntüleri almaya çalışıyoruz efendim. Evet, mavi beyaz takım Kahramanmaraş görünüyor sevgili seyirciler. Yine Erzurum'da mavi beyaz tahmin ediyorum. Palandöken spor kulübü voleybol takımı, onlar da müsabakada önde gidiyorlar. Evet, şu anda protokola doğru bakıyorum böyle. Erzurum AK Parti İl Başkanı Murat Kılıç Beyefendi buradalar. Ayrıca Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar da buradalar. Ve yine yanlarında protokolda misafirlerimiz var. Biz Palandöken Belediyespor'a, voleybol takımına başarılar diliyoruz. Şöyle taraftarların arasına da geçmek istiyoruz sevgili seyirciler. Efendim merhaba. Merhaba, iyi günler. Erzurum'da böyle bir maç var. Evet. Neler diyeceksiniz voleybol takımına? Voleybol, bilmiyorum, ben Kahramanmaraşlı olduğum için şu an deplasmanda gibi hissediyorum kendimi. Ya bilmiyorum ya, iyi olan kazansın. Tabii ki ben de herkes gibi takımımı destekliyorum. Hayırlısı diyorum ya. Şu an kaç kaç? Şu an 2-1 setlerde yeniliyoruz. Evet. Evet, son set. Yani inşallah alalım diyorum, ne diyeyim. Sayılarda da geriyiz ama. Yani Sütçü İmam'ın takımı kazansın diyorsunuz. Evet, Sütçü İmam'ın takımı kazanmalı kesinlikle. Yani bir madalyalı şehir olaraktan kaybedersek böyle kendimi çok kötü hissedeceğim. Ama ya hayırlısı diyorum. Peki yani, kazanırsanız ne olacak? Kazanırsak inanın onu pek bilmiyorum. Ligi çok takip edemiyorum. Hani üniversite öğrencisiyim ben. Yani derslerden dolayı falan çok takip etme şansım olmuyor ama
de burada maç olduğunu duyunca sevindim, bir geleyim memleketim, özlemi gidereyim falan dedim. Öyle ya, güzel. Erzurum'u nasıl buldunuz, Erzurum'u? Erzurum güzel ya, Erzurum güzel de hani bilmiyorum ben mimari olarak falan pek beklediğimi bulamadım Erzurum'dan. Yoksa hani insan olarak kültür bakımından çok güzel gerçekten. Ama gelişmeye ihtiyacı var ciddi anlamda. Ki hani Erzurum kültür sentezi olan bir şehir, hani bilinen bir şehir. Yani daha iyi olabilir diye düşünüyorum Erzurum'da. Evet, merhaba abi. Merhaba abi. Hangi takımı tutuyorsunuz? Tabii ki de Palandöker. Kaç kaç kaç? Can abi. Şu anda setlerde 2-1 öndeyiz. Bu sette de 22-16 öndeyiz. Armağan'a gönülden sevdalıyız her zaman, her yerde en büyük dadaş. Evet, Kardan adam. Hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Tercümanım, ne oluyor? Burada ne oluyor? Kardan adam. Kardan adam oluyor. Evet. Yok yok, burada hangi maçı izliyoruz? Ne maçı bu? Biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Voleybol mu bu? Voleybol, evet. Ha, voleybol. Sen oynadın mı hiç? Yok, oynamadım. Oynamadım. Beceremedim. Yeteneksiz. Şu an Palandöken Belediye voleybol takımı önde gidiyor sevgili seyirciler. Yalnız tribünler tıka basa dolu. İşte hanımefendi taraftarlar da var, Erzurum'dan gelmiş. Kahramanmaraş'tan gelen misafirlerimiz de var. Pür dikkat onları izliyorlar sevgili seyirciler. Biz de onların yanındayız. Kardan Adam ekibi olarak Palandöken voleybol takımımıza başarılar diliyoruz. Harika bir maç çıkarıyorlar. Taraftarlarıyla bütünleşmiş bir takım. Erzurum'umuza hayırlı olsun diyoruz. İkincilikte başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah birinciliğe çıkarlar diye düşünüyoruz efendim. Kardan Adam bütün hızıyla devam ediyor. Evet, şu anda Kardelen TV'mizde Palandöken voleybol takımının yanında. İşte görüntülere de geliyor sevgili seyirciler. Abi, heyecanlı olmama geldi mi? Erzurum gibi bir yerde Palandöken Belediyesi voleybol takımı ikinci ligde. İnşallah bu sene playofflarda güzel bir başarı elde edecek. Güzel bir maç. Son dakikalar, işte iki sayı aldığımız zaman bitiyor inşallah. Şimdi biz iki sayı aldığımız zaman kazanmış maçı oluyoruz. Maçı almış oluyoruz tabii. Evet. Şu anda evet. Kaç kaç öndeyiz şu anda? 23-20 mi? 23-21 oldu. 21 oldu. Evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Size sağ olun. Yayın olsun. Sağ olun. Şu anda büyük bir çekişme var. Evet, Palandöken voleybol takımı bu maçı alıyor diyoruz. Gördüğünüz gibi seyircisiyle, antrenörüyle, oyuncularıyla, taraftarlarıyla bütünleşmiş bir Palandöken sahada. İşte galip geldiler. 25-21 3. seti de alarak 3-1 Kahramanmaraş voleybol takımını sevgili seyirciler gelmiş oldular. Bu arada canlı yayın olduğu için bizim kameralarda Zafer Kumru, bu tarafta Soner var. Evet, onları da görüntülüyoruz. Onlar da bu önemli maçı sizlere aksediyor. Ama bizim programımız Kardan Adam. İşte biz de bu şampiyonluğa sizler adına ortak olduk. Emeği geçen hocalarımıza, sporcularımıza ve ayrıca sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kameramanım, sevgili dostum da zorluk içerisinde çekiyor. Ben de onunla birlikte şöyle taraftarların arasına doğru gidiyoruz. Tebrik ediyoruz. Vallahi teşekkürler. Bu benim ilk maçım. Biraz antrenmansızdım ama burada arkadaşlarımı da ya da Palandöken Belediyesi'ne yardımcı olabilirsen ne mutlu bana. İnşallah bu serinin devamı gelecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle ne oldu şimdi? Bu galibiyetle lige çıkma amaçlı Kahramanmaraş Belediyespor favori gözük gösteriliyordu. Biz onları burada devirdik. Kısmetse biz de artık varız diyeceğiz. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.
Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Neler diyeceksiniz? Açılıklar nasıl? Seyirciniz nasıldı? Atmosfer süperdi. Memo! Yani bizim için çok zor bir maçtı bu. Öldüm yorgunluktan. Hiç önemli değil. Kardan adam yanınızda. Herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Anneme, babama, karıma, çocuğuma teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum. Çok sevgili izleyicilerimize teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Programımıza burada tebrikler var. Teşekkürler. Neler diyeceksiniz? Vallahi çok zor bir maçtı. Bizim için çok önemliydi. Liderlik sıralamasında önemli bir puan aldık. Evet. İyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Üstüne koya koya devam ediyoruz. Çok mutluyuz. Tebrik ediyoruz. Erzurum halkını başlara bekliyoruz. Daha İnşallah. Estikli, daha coşkulu. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet, şu anda Palandöken voleybol takımı galibiyet pastasını yakıyorlar şu anda. Kesecekler birazdan. Yanlarına Erzurum İl Başkanı AK Parti Sayın Murat Kılıç geldiler. Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar da sporcularını tek tek bir bir kutluyorlar. Bizler de Erzurum'umuza, Palandöken Belediye'mize, sporcularına başarılar diliyoruz. Güzel bir galibiyet aldılar. Ve şu anda o sevinci yaşıyorlar. Başkanım, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Heyecanlandınız mı? Tabii ki hak ettik. Uzun dönemden beri çalışıyorduk. Bu maçı bekliyorduk. Yola devam. Yola devam. Başarılar. Evet sevgili seyirciler, şu anda görüyorsunuz galibiyet pastasını. Kaptanımız kesecek birazdan. O sevinçler sizlere, ekranlara yansıyor. Harika bir galibiyet. Ve coşkulu bir kutlama, antrenörleri, sporcuları, başkanları, hepsi buradalar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Çok büyük bir incelik gösterdiler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Galibiyet pastası kesiliyor. Başkanlarımız yanlarındalar, hocaları yanlarındalar. Evet, taraftarlar henüz tribünleri boşaltmadılar. Sanki şampiyon olmuş gibi kutlamalar devam ediyor sevgili seyirciler. Kardan Adam ekibi de onların yanında, mavi beyazlı Palandöken voleybol takımımızın yanında. Biz tebrik ediyoruz. Şöyle başkanıma doğru gidiyorum. Pardon. Sayın Başkanım, maçı izlediniz. Evet. Yerinizde duramıyordunuz, heyecanlıydınız siz de. Neler diyecektiniz kısaca? Tabii Erzurum'da böyle sportif aktiviteleri çok önemsiyoruz. Hele kapalı salon sporları Erzurum için çok önemli. Palandöken Belediye'miz de böyle bir şeye öncülük etti. Hakikaten burada müthiş bir enerji, müthiş bir coşku oldu. Biz hem belediye başkanımızı hem sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Tribünler doluydu. Neler diyeceksiniz tribünler için? Evet. Yani son derece yoğun bir ilgi var. Bu da Erzurum için sevindirici. Ben bütün belediyelerimize bu tür şeylerin örnek olmasını, bütün belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin bu konuda aktif olmasını temenni ediyorum. Ki Palandöken Belediye'miz de bu konuda çok aktif. Ben hepsine teşekkür ediyorum. O zaman başkanım, beley. 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 Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, taraftar sizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla, kardeşlerimle gurur duyuyorum. Bizim için çok çok önemli bir maçtı. İlk maçta Kahramanmaraş'ta büyük bir hakem fiyaskosu vardı ve maçı 3-0 kaybettik. Kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemem. Oradaki oyuncular da bizim arkadaşlarımız. Ama bu maç bizim için çok çok önemli bir maçtı. Ve biz bu maçı çok motive olduk.
Biz sakatlandıktan sonra arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bütün herkes bu motivasyonu devam ettirdi ve maçı kazandık. Çok mutluyum, gurur duyuyorum. Tarafları nasıl buldunuz? Muhteşem. Muhteşem. Peki, onlara o zaman da çok teşekkür ederim. Şöyle diyelim. Beli. Tekrarla. Beli. 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 Teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Müdürüm, hakikaten güzel bir galibiyete aldınız. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Neredeyse sesiniz kesiliyordu. Vallahi orada gitti. Gördüm ben. Amigoluk yapıyorduk. Ne yapalım? Erzurum sevdası. Ne vardınız? Erzurum sizinle gurur duyuyor. Her zaman her yerde en büyük tadaş. Mavi beyaz. Gök mavi, yerler beyaz. İşte Erzurum'umuza mahsus olan mevcut tezahüratlar neyse, Dadaşlar grubuyla beraber, bizim yandaki taraftarlar grubuyla birlikte Erzurum sevdalısı olduğumuz için Erzurum'a her zaman gönlümüzü koymuşuz senin gibi. Allah razı olsun. Dağda, karda, kışta, sokakta, tarihi eserlerde, Erzurum'un her etkinliğinde seni görüyoruz canım. Çok teşekkür ederim. Sen de beni görüyorsun herhalde. Abi görüyorum. Beley. Beley. Beley ya valla. Beley. Allah razı olsun. Kadın adam devam ediyor. Afiyet olsun. Sağ olun. Pastayı yiyorsunuz. He? Evet. Bana mı ikram edeceksin? Sana ikram edeyim. Siz de canlı yayın yaptınız. Evet. Biz de Kardan Adam ekibi olarak sizin yanınızdayız. Sağ olun. Neler diyeceksin, güzel bir maçtı. Valla şu an pasta ikramı var. Var, siz alalım, alalım pastamızı. Yani Erzurum'un böyle şeylere ihtiyacı var tabii. Bu maçı biz canlı yayınladık çünkü maçın önemini biliyorduk. Ligi çok etkileyecek bir müsabakaydı. Playoff yönünde önemli bir, ciddi bir müsabakaydı ve çocuklar bunu başardılar. Çünkü bu maça sezonun ilk maçıydı ve orada kaybetmiştik. Aynı zamanda rövanşı da aldılar. Aradaki puan farkını bire indirdiler. Ve emin adımlarla playoff'a doğru gidiyorlar. Bu çocuklar inanmışlar ve iki tane sakatı çok erken sayılarda vermemize rağmen, ilk setin ilk sayılarında iki tane sakat verdik. Buna rağmen bu maçı almayı başardılar ve bu çocukları kutlamaktan başka bir şey yok. Sonuç olarak 3-1 kazandık değil mi? Evet, evet. 3 puanı aldık ve arada Maraş'la puan farkında 1'e indirmiş olduk. Teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl bir maçtı? Çok güzel bir maçtı. Heyecanlandınız mı çok? Tabii ki de heyecanlandım. Ama Palandöken Belediyesi'nin kazanacağını biliyordum zaten. O yüzden içim rahattı. Rahattı? Rahattı. Tamam, pastayı da yiyoruz zaten. Pastada iki tane maçtaki iki tane oyuncunun doğum günüydü. Doğum günü pastası. Biz de onların doğum günlerini kutluyoruz sevgili seyirciler. Bu arada öğrenmiş olduk. Beley, benim dediğimi değil. Teşekkürler. Beley diyeyim. Beledi. Beley. 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 Kardan Adam devam ediyor. Kardan Adam devam ediyor. Teşekkür ederiz. Ayşe ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Sağ olun abi. Burası gel gör cah kebabı. He. Ben buranın yeni ustasıyım. He. İşte cah kebapları yapıyorum. Aha. Öyle alıyorum ki. Sen kesersin. Evet. Beceremiyorum. Evet. Bugün ilk günüm benim burada. Evet. Yarın inşallah düzelirim. Bir şeyler yapıyorum diyorsun. Aa, inşallah. Beceremiyorum ama yine. Nasıl? İyi mi? İyi. Yer misiniz? Tabii ki gelsin. Burası çok güzel. Erzurum'da en güzel cah kebapları burada yapılıyor zaten. Nerede yapılıyor? Gel gör cah kebap. Tebrik ederiz. Evet, herkes gel gör cah kebap salonuna gelsin diyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, programımıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün çok dolaştık, gezdik. Değil mi Ayşe? Evet. Çok. Şimdi nereye geldik? Şahane Kafe'deyiz. Buradan program devam edeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Burada bir güvenlik abi var. Onu çağıralım mı? Musa abiyi mi? Musa abisi. Musa abisi. Güvenlik görevlisi sevgili dostum. Musa kardeşim. Bak Ayşe seni tanıdı. Dedi ki Musa abiyi mi çağıralım dedi. Dedim valla çağıralım değil mi? Evet öyleydi. Şimdi akşam oldu. Biz de programımıza devam ediyoruz. Biraz sonra da Şahane Kafe'de güzel sesler var. İşte Ebru var, Zafer var,
ve Adem Kılıç var, Mehmet var. Biz ama ondan önce biz Musa'dan bir parça alalım dedik. Özellikle Ayşe dedi ki Musa abiden bir tane parça alalım. Saçımın akına bakma sultanım, 18 yaşına girmiş gibiyim, girmiş gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibiyim. Sen küçüksün sevda, nedir bilmezsin. Şımartmışlar seni, hatır kırarsın, gönül yıkarsın. Seni sevdim desem balım, belki kızarsın. Ondandır karşımda dilsiz gibiyim. Doğanayım dönmem, ölüm olsa da güzel odur gönül, kimi severse, kimi severse. Teşekkür ederim. Bu arada ağzınıza, yüreğinize sağlık diyoruz. Güvendeki Farm Marketlerden spor çantası size hediye ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bir ara veriyoruz. Zafer kardeşimizden, Ebru kardeşimizden, Adem kardeşimizden güzel bir parça dinleyeceğiz. Evet, kardan adam bütün hızıyla devam ediyor. Çekmeli yapacağımız eserleri bütün Kardelen TV izleyicilerine armağan ediyoruz. Ve kardan adam programına armağan ediyoruz. Leyla toyum olacak, döner aklım ağır konuşan.
Evet sevgili seyirciler, bugünlük de bu kadar olsun diyoruz. Öncelikle ana sponsorumuz Güvenlik Hipermarketlere, yanında Erzurum Evlerine, yanında Gelgör Cağ Kebap Salonu'na, yetmedi Medcezir Kafe'ye. Medcezir Kafe'ye ve Serdal Usta Küçük Köftecisi'ne teşekkür ediyoruz. Kar Sporumuza teşekkür ediyoruz. Bugün Ayşe de bizimle birlikte oldu, tercümanımız. Gördüğünüz gibi bugün güzellikleri birlikte yaşadık. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ben size teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel geçirdim bugünü. Evet. İleride inşallah beraber olacağız. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, programımız haftaya devam edecek. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık.